Evet değerli izleyenler, Aliyev ve Erdoğan'dan Hankenti'yi alacağız mesajı ve tepeden Hankenti'ye baktıkları bu kareler sanki Aliyev'in yeni açıklamaları yapılmadan bir ipucu niteliğindeydi. İki lider devamlı Hankenti'yi konuşuyor. Erdoğan da ben Hankenti'deki otelde mi kalacağım diye aslında Ruslara mesaj veriyorlardı. Akılları fikirleri Hankenti'deydi. Aliyev'in daha yeni açıkladığı zehir zemberek açıklamalar, bizi mest eden açıklamalar Rusların kabusu olmaya başladı. Evet, asıl niyet ortaya çıktı. Karabağ'da Rusları istemiyoruz mesajı. Oralar Azerbaycan toprakları dedi Aliyev. İşte o yayını hatırlayalım. Evet. Ne oldu Paşinyan diyordu Aliyev. Ne oldu Paşinyan diyordu. Raks edirdin. Şimdi evet Sayın Aliyev raks ediyor. Paşinyan bakıyor. Evet değerli izleyenler, kendi topraklarında. Evet aziz Azerbaycan gençlerinin de katılımıyla düzenlenen bu törende hepimize gurur nişanesi tattırdılar. Evet ne güzel kareler bunlar. Bunlar ne iyi kareler bunlar. İşte bu bağımsızlık, bu beyanname Azerbaycan'ın ekonomik anlamda da gelişim beyannamesi. Ama bir de Şuşa'da evet o kabus dolu günler vardı değil mi? Evet Aliyev düşman çatlatıyor. Aliyev gerçekten düşman çatlatıyor. Aliyev ya Paşinyan'ı, Ermenistan'ı ikiye yarıyor. Evet yok böyle bir şov. Yok böyle bir Turan şovu. Güzel kareler bunlar. Gerçekten süper. Evet değerli izleyenler hatırlayın Paşinyan raks ediyordu Şuşa'da. Bu görüntüler var ve bir de soldaki görüntüler. Demin verdiğimiz görüntüler var. İşte burada Türkiye çok ama çok önemli bir yanıt verdi. Ve Şuşa'da öyle raks edilmez. Böyle raks edilir dedi. Ve Aliyev mükemmel oynadı. Evet Paşinyan'ın o günleri mazide kaldı. Bu güzel topraklardaki bu şovları mazide kaldı. Artık Türkiye Şuşa'da, artık Türkiye Şuşa'da asıl Azerbaycan'la beraber en güzel raksı yapıyor. Topraklara yakışan ve toprakların sahipleri dans ediyor, raks ediyor. Ama Ermenilerin o karanlık günlerdeki halleri de evet gördüğünüz gibi değerli izleyenler. Geride kalan kara bir mizah. Ama şu var ki Türkiye evet burada Azerbaycan'ın kan kardeşi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Erdoğan'a ihtiyacı vardı Sayın Aliyev'in. Azerbaycan'ın Erdoğan'a ihtiyacı vardı. Bu kadar olumsuz gelişmeler üst üste gelmiş. Şuşa ve Hadrut gerilmiş.
Özellikle Zengezur'da dünya başımızın üstüne gelmiş. Ayrıca Azerbaycan'ın mayınlarla ve diğer zorluklarla imtihanı devam ederken Rusya'nın Zengezur'da yan çizmesi ve Azerbaycan'a mesafeli duruşu yaklaşan tehlikeyi gösteriyordu. Özellikle Koçaryan'ı yeni bir savaş için hazırlayan Putin'in bu hamlesini gören Azerbaycan tabii ki durumu fark etti. Ve hiçbir zaman bu yapılanı unutmayacağını da ilan etti. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayın Aliyev'le beraber olduğu anlara gösteren bir kareler. İki liderin gizlileri ve gizlilerinden kareler geliyor. Aliyev her yeri bir bir Sayın Erdoğan'a gösteriyor. Evet Sayın Aliyev ve Erdoğan, ne güzel. Evet, ne oldu Paşinyan dediğimiz karelerden bir tanesi. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Şuşa'ya giden konvoydan bir görüntü geliyor ekranlarınıza. Şuşa'ya akın akın gidiyorlar. Şuşa'ya akın akın gidiyorlar. Ne mutlu bugünlere değil mi? Ne mutlu. İşte akıncılar gidiyor. Gurur duyduk, çok sevindik. Bizlere ihtişam oluşturdu bu görüntüler. Evet, Paşinyan Şuşa'daki bu görüntüleri ağlayarak izlediğine eminiz. Paşinyan'ın bu görüntüleri hüzünle izlediğine eminiz. Ama bütün Ermenistan yaptıklarının da cezasını çekmeli. Kardeşlerimiz kardeşlerine yaslandı. Artık hiçbir şey gam değil onlara. Onlara yalnızlık yok. Onlara üzün yok. Onlara hüzün ve keder yok artık. Artık onlar için Türkiye var. Türkiye için Azerbaycan var. Bölgedeki en büyük ittifak geldi. Evet, Ermenistan'ın ikide bir sığındığı kolektif örgüt de dağılacak. Oradaki Kazakistanlar bize gelecek. Kırgızistanlar bize gelecek. O kardeşlerimiz bizi yalnız koymayacak. Ama bu kare bile bizlere gurur yaşatacak önemli bir kare. Artık nereden nereye diyoruz. Evet, nereden nereye. Askeri selamlaması, oradaki heyecan, Şuşa'daki o güzel hava bizleri şimdiden besletti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dönemde özellikle bu hamleleri yapması Türkiye'nin doğu güvenliğini de ayrıyeten güvende hissettirdi. Ama kardeşlerini çakallara vermeyeceğini söyleyen Türkiye'nin bu hamlesi Azerbaycan'a çok ama çok büyük bir enerji verdi. Sayın Aliyev'in de Rusya'nın tüm baskılarına rağmen Sayın Erdoğan'ın yanında olması muhteşem bir harekettir. Teşekkürler Sayın Aliyev. Paşinyan iflasta, Paşinyan üzgün, bu kareler onları çok incitti, şiddetle kınıyorlarmış. Ey Paşinyan ey, gördün mü Türk'ün sillesini, Türk başka bir şeye benzemez. Moraller yerinde, neden olmasın, Türk ordusu Azerbaycan'ın yanında, Azerbaycan ordusu Türkiye'nin yanında, iki ülkenin kuvveti... İşte bu gezide size anlattığım bir videoda hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanı, evet Sayın Aliyev beraberce Şuşa'dan Hankendi'ye bakmışlar ve tepeden mesaj vermişlerdi. Bu mesaj anlamlıydı. Tepeden oraya bakmak bir başka anlam ifade ediyordu. İşte bunun için söylüyoruz. Gerçekten işler çok güzel. Turan, Turan, Turan. Yaşasın Karabağ, yaşasın Karabağ, yaşasın Karabağ.